İş dünyamızın değerli temsilcileri, kıymetli İzmirliler, saygıdeğer katılımcılar, ülkemizin hem siyasi hem de ekonomik bağımsızlığının temellerinin atıldığı gazi ve güzide şehirlerimizden biri olan İzmir'de hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugün burada İstiklal mücadelemizin kahramanlıklarıyla dolu Ege'nin incisi, kadim ve güzel İzmir'imizde sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. İzmir 2021 yılında tam %14,1 büyümeyi başarmanın yanı sıra ihracatını da 2022 Kasım itibariyle 20 yıl öncesine göre 6 kat artırarak 16,9 milyar dolara çıkarmıştır. Bu dönemde İzmir, Türkiye'nin en çok ihracat yapan ikinci ili olmuştur. Ayrıca 2022 yılı itibariyle İzmir'in yıllıklandırılmış olarak 3,3 milyar dolar dış ticaret fazlasına ulaşmasını da oldukça kıymetli bulduğumu belirtmek isterim. İzmir bir sanayi ve tarım şehri olmasının yanı sıra tarihi, doğal ve kültürel zenginlikleriyle aynı zamanda tam bir turizm şehridir. 2022 yılında misafir ettiği 1,5 milyon yabancı ziyaretçisiyle turizmin altın yılı olan 2019 yılındaki seviyeyi de aşmayı başardı. Siz İzmir'e gönül vermiş gayretli iş insanlarımızı, küresel çalkantılarının derinden hissedildiği bir dönemde dahi inançla kaydettiğiniz bu başarılardan dolayı canı gönülden tebrik ederim. İnşallah yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı politikalarımızla daha nice başarılara beraberce imza atacağız. Değerli misafirler, bildiğiniz üzere kapanmalara yol açan ciddi bir salgından geçtik. Çin'de uygulanan sıfır Covid politikası ve Rusya-Ukrayna savaşı küresel aktivite ve ticaret üzerinde çeşitli sorunlara yol açtı. Bu gelişmeler sonucunda hızla artan enflasyonu düşürmek ve bununla mücadele etmek amacıyla birçok ülke Merkez Bankası para politikalarında sıkılaşmaya giderken finansman maliyetleri önemli ölçüde yükseldi ve resesyon beklentileri de giderek güçlendi. 2023'e ise emtia fiyatlarındaki gevşeme ve Çin'in salgın önlemlerini gevşetmeye başlamasıyla daha olumlu bir atmosferde giriş yaptık. Diğer taraftan küresel ısınma nedeniyle yaşanan kuraklık ve doğal afetler ekonomik aktiviteyi uzun vadede baskılayan en büyük tehditlerin başında geliyor. Bu sebeple siz değerli iş insanlarımıza çevre dostu, sürdürülebilir yatırımlar yapmanızı öneriyorum. Vatandaşlarımızın da aynı bilinçle israftan sakınarak su ve enerji tasarrufunda bulunmalarının çok kıymetli olduğuna inanıyorum. Rabbime de yaşadığımız kuraklığı ve sıcak hava dalgasını bereketli yağışlarla gidermesi için de niyazda bulunuyorum. Kıymetli katılımcılar, Türkiye son 100 yılın en zor yıllarından biri olan 2022 yılındaki krizleri fırsata çevirmeyi başarmıştır. Tüketici güven endeksi gibi öncü göstergeler de 2023 yılında ekonomimiz hakkında olumlu işaretler vermektedir. Bu başarıların temelinde 20 yıldan bu yana elde ettiğimiz kazanımlar olduğu gibi yatırım, üretim ve ihracata odaklanan Türkiye ekonomi modelimiz de önemli bir paya sahiptir. Nitekim 2022 yılının ilk 3 çeyreğinde G20 ülkeleri içerisinde en hızlı büyüyen ülkelerden biri Türkiye olmuştur. Sürdürülebilir büyüme açısından önem arz eden makine teçhizat yatırımları ülkemizde 12 çeyrektir kesintisiz artmaya devam ediyor. Ekonomik aktivitedeki güçlü toparlanma ve etkili politikalarımız sayesinde
2021 başlarında 2022 Kasım ayına kadar 4,5 milyon vatandaşımıza ilave istihdam oluşturduk. Toplam ihracatımızı sizlerin de yüksek orandaki katkısıyla 254,2 milyar dolara çıkartarak Cumhuriyet tarihimizin rekorunu beraberce kıldık. Rusya-Ukrayna savaşı başladığında kimi çevreler tarafından turizme yönelik felaket senaryoları çizilmiş olsa da uyguladığımız politikalarla 2022 yılında turizmde rekorlar kırdık. Faiz harcamalarının bütçemizden aldığı payı önemli oranda düşürerek oluşturduğumuz mali alanı da her daim eğitime, sağlığa, ulaşıma yani vatandaşımıza hizmete yönlendirmeye devam ettik. Bu vesileyle buradan şunu da açıkça ifade etmek isterim ki nasıl ki 2022'de son 20 yılın en iyi bütçe performanslarından birini sergilediysek 2023 yılında da bütçe disiplinin bozulması gibi bir durum kesinlikle söz konusu olmayacaktır. Nitekim çeşitli destekler, EYT ve ücret artışları gibi kararlarımızı alırken vatandaşlarımızın her daim gözetilmesi gerektiğinin yanı sıra bütçemize etkilerini de titizlikle hesaplıyoruz. Değerli dostlarım, kıymetli misafirler, bahsettiğim küresel gelişmelerin ve 2021 sonunda yaşadığımız ani kur artışlarının etkisiyle 2022 yılını yüksek enflasyonla geçirdik. Ancak enflasyonda da son iki aydır düşüş eğilimine girmiş olduğunu hepimiz görüyoruz. Bu artık baz etkisini de aşarak enflasyondaki hızın düştüğünü göstermesi açısından çok önemli. Kurlardaki oynaklığın azalması, beklentilerdeki iyileşme ve iş dünyamızın fiyat sabitleme ve indirme kampanyamıza devam eden desteğiyle ilerleyen aylarda da enflasyonda belirgin düşüşler görmeye devam edeceğiz. Öte yandan enflasyondan vatandaşlarımızın alım güçlerinin etkilenmemesi için 2022 yılında 290,4 milyar lira vergi gelirinden vazgeçtik. Ayrıca hükümet olarak ücret politikalarının da destekleyici bir duruşu sergilediğimizi ifade etmek istiyorum. Net asgari ücreti %54,7 arttırdık. Asgari ücretten alınan gelir ve damga vergisini kaldırdık ve bu uygulamayı tüm ücret gelirlerinin asgari ücrete isabet eden kısmı için geçerli kıldık. Kamu çalışanlarımızı ve emeklilerimizi bugüne kadar enflasyona ezdirmedik. Aylık ve ücretlerinde enflasyonun oldukça üzerinde reel artışlar yaptık. Bu yılın başında da ilave refah payı vererek önemli iyileştirmeler sağladık. Temmuz ayında da ayrıca artış yapacağımızı özellikle hatırlatmak isterim. Bu yıl siz değerli iş insanlarımıza sağlayacağımız asgari ücret desteğini de malum 100 liradan 400 liraya çıkardık. Değerli konuklar, yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı önceleyen Türkiye ekonomi modeli kapsamında selektif bir yaklaşımla kredileri üretken alanlara yönlendiriyoruz. 2022 yılında hazine destekli kefalet sistemi kapsamında işletmelerimize toplam 115,7 milyar liralık kredi imkanı sağladık. Aynı yıl 1,1 milyon esnafımıza yaklaşık 90,5 milyar lira tutarında hazine destekli kredi kullandırdık. Geçtiğimiz günlerde de esnaflarımıza yönelik hazine faiz destekli kredi tutarını 150 milyar liraya çıkardık. Bunların yanında ihracatçılarımıza ve turizmcilerimize uygun faizli ve uzun vadeli 150 milyar lira tutarındaki kredi imkanını sunuyoruz. Yakın zamanda açıkladığımız, az önce görüntüde de izlediğimiz üzere 14 yeni KGF paketiyle de 250 milyar lira kredi tutarını sizlerin kullanımına sunmuş bulunmaktayız.
Değerli katılımcılar, sevgili dostlar, dün Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı müjdelerden en büyüğü, bugüne kadar yapılmış en kapsamlı yapılandırma kanunu konusundaki müjdesidir. Halkımızın ve ekonomimizin gereksinimlerine ve gelen talepleri dikkate alarak kamuya olan yükümlülüklerin hafifletilmesi ve uzun vadeli taksitler şeklinde ödenebilmesi için Sayın Cumhurbaşkanımızın da belirttiği çalışmaları hazırladık. İnşallah en kısa sürede meclisimizin bu konuda gündemi, bu önerdiğimiz taleplerin yasalaşmasını hızlı bir şekilde gerçekleştirecektir. Kanun hem yapılandırma hükümlerini hem de vergi mevzuatında çeşitli yeniliklerin olduğu hükümleri kapsayacaktır. Yapılanmaya ilişkin hükümlerle vergi daireleri, gümrük müdürlükleri, sosyal güvenlik kurumu, büyükşehir belediyeleri ve belediyeler ile il özel idareleri ve yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarına ödenmesi gereken kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler yapıyoruz. Teklifle ortaya konacak vergi ve prim borçları başta olmak üzere çok sayıda kamu kurum ve kuruluşuna süresinde ödenmemiş borçların cezaları kaldırılarak ödenmesini hazırlıyoruz. Şunu da belirtmem gerekir ki bugüne kadar diğer yapılandırma yasalarında kapsama alınmayan adli para cezaları dahil olmak üzere idari para cezalarını da yapılandırma kapsamına alıyoruz. Tabii bunların faizlerini de düşük bir oran ile güncelleyerek ödenmesini daha kolay hale getiriyoruz. Bu yapılandırma kanununda vergi dairesinde ödenmesi gereken hangi tür borç olursa olsun yapılandırılacak. Bir tane istisnamız var. O da 2022 yılı için ödenmesi gereken geçici vergiler. Onlar da zaten beyanname verme süresine kadar ödenmezse terkin edildiği için kapsama almadık. Ayrıca davalı olan vergi ve prim dosyalarındaki ihtilafları sonlandırarak ödeme imkanı getiriyoruz. Teklifte Mart'a artırımı ve işletme kayıtlarının düzeltilmesine imkan sağlayan düzenlemelere de yer veriyoruz. İşletmelerimiz 2018 ile 2021 yılları için gelir, kurumlar, KDV ve gelir stopaj vergilerinde matrah ve vergi artırımı yaparak vergi incelemesi ve tarhiyata muhatap olmayacak. Bu konuda da şunu peşinden belirtireyim. Artırılan matrahların vergilerini peşin öderlerse o zaman vergi aslında da %10 indirim sağlanacaktır. Bu teklifteki en önemli bir yenilik de taksit ödeme sürelerini 4 yıla yani 48 aya çıkarmamızdır. Böylece vatandaşlarımız ödeme süresi içerisinde 48 eşit taksitte ödeme yapacaktır. Ödeme süresini uzun tuttuk. Ancak daha kısa sürede ödemek isteyenlere de ayrıca avantajlar getiriyoruz. Yapılandırılan borçlar peşin ödenirse zaten küçük oranlar uygulayarak hesapladığımız yurt içi üfe tutarının %90'ından da vazgeçiyoruz. Eğer ceza yapılandırılan borç idari para cezası ise asıl alacaktan da %25 oranında indirim sağlıyoruz. 2000 lirayı aşmayan icralık borcu olan vatandaşlarımızın bu borçlarını tasfiye edecek ortamı zaten daha önce hazırlamıştık. Şimdi de vergi, ceza, faiz gibi hangi türden olursa olsun borcu bulunan vatandaşlarımızın 2000 liraya aşmayan borçlarını siliyoruz. Bir kişinin
31 Aralık 2022 tarihinden önce ödenmesi gereken borçlarının toplamı 2000 lirayı aşmıyorsa, bu düzenleme kapsamında bir defaya mahsus olmak üzere hiçbir şart aranmadan borçlarını siliyoruz. Böylece bu borçlar nedeniyle vergi dairelerimiz takip işlemleri yapmayacak. Vatandaşlarımıza takibe muhatap olmayacaktır. Gelelim teklifte yer alan diğer bazı düzenlemelere. Gelir vergisi KAM'da yer alan genç girişimci istisnasının tutarını artırıyoruz. Mevcut düzenlemeye göre istisna kapsamında ilk defa işe başlayan gelir vergisi mükelleflerinin 3 hesap dönemi kazançlarının yıllık 75 bin lirası gelir vergisinden istisna ediliyor. Söz konusu tutarı 2023 için 150 bin liraya çıkarıyor ve her yıl gelir vergisi tarifesinin ikinci dilimi tutarına paralel olarak artmasını sağlıyoruz. Böylece izleyen yıllarda dilim tutarlarında yeniden değerleme oranında artış oldukça bu istisna da beraberinde artacak. TOKİ tarafından konut ve konut ile birlikte ihale edilen yapım işlerine ilişkin olarak bu yıl sonuna kadar uygulanmak üzere damga vergisi istisnasını getiriyoruz. Böylece özellikle orta ve alt gelir grubuna yönelik konutların daha uygun şartlarla üretilmesine imkan sağlıyoruz. İzale-i şu, yani ortaklığın giderilmesi davaları yoluyla gayrimenkul satışlarında alınan asgari maktu harcının toplamını belli bir tutarla sınırlandırıyoruz. Turizmi teşvik amacıyla turizm tesislerimizin yaz ve kış sezonlarında çalışmaları durumunda SGK prim desteğini sağlıyoruz. Turizmin 12 aya ve ülke çapına yaygınlaştırılması hedefi doğrultusunda turizm sektöründe çalışan personelin tüm yıl çalışabilmesi ve nitelikli personel istihdamının kalıcı hale getirilmesi için yeni bir destek sistemi düzenliyoruz. Yıl boyunca faaliyet gösteren turizm işletmesi belgeli ve Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı kapsamındaki ve bu program kriterlerinden 3. aşama sertifikasına sahip konaklama tesisi iş yerlerinde çalışan sigortalılar için kış ve yaz turizmi kapsamında belirlediğimiz aylarda prim desteği vereceğiz. Bu destek kapsamında prime esas kazanç alt sınırının 2 katını geçmemek şartıyla bildirilen prime esas kazanç üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamını hazinece karşılıyoruz. ARGE, tasarım ve destek personelinin merkez ve bölge dışı çalışma sürelerinin %100'e çıkarılmasına imkan veriyoruz. Bağkur sigortalılık sürelerinin durdurulması ve ihya edilmesine olanak sağlıyoruz. İştirak hissesi ve pay alımı dolayısıyla yapılan finansman giderlerinin devir sonrası devir alan kurum tarafından gider yazılabilmesi imkanını getiriyoruz. Öte yandan eşdeğer eşya ve yeniden kullanılabilir parçaların sigorta sektöründe kullanılabilmesinin de yolunu açıyoruz. Tüm bu kapsamlı ve milletimizin menfaatlerini gözeten düzenlemelerimizin ülkemize hayırlara vesile olmasını diliyorum. Değerli kardeşlerim, ayrıntılarını paylaştım. Dün Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından ifade edilen ve ayrıntılarını paylaştığım bu paket çerçevesi içerisinde meclise gelinceye kadar yeni açıklamalarımız ve müjdelerimiz de olacağını burada ifade edeyim. Başkanlar isteyecek, biz de yapacağız. Çünkü sizler ülkemizin tüm
işverenlerinin temsilcisisiniz. Size geliyor, bize aktarıyorsunuz. Biz de kamu gücünü milletimizin yararına Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliği ve direktifleri doğrultusunda gerekli şekilde yerine getirmeye gayret ediyoruz. Son 20 yılda hem İzmir'imizin hem de ülkemizin dört bir köşesi adeta bir kalkınma seferberliği yaşamıştır. Şehir hastanelerimiz, yerli ve milli otomobilimiz, mega altyapı projelerimiz, bugün sayısı 200'ü aşan üniversitelerimiz, imrenilecek boyutlara ulaşılan savunma sanayimiz ve sayısız diğer kazanımlarımız hep Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde elde ettiğimiz kazanımlardır. Misak-ı iktisadi ilkelerinden de biridir bu. Türkiye halkının sarf ettiği eşyayı mümkün mertebe kendi yetiştirmesi, çok çalışması ve vakit, servet ile ithalatta israftan kaçınmasıdır. İşte biz de tam bu ilkeyle ülkemizin kendisine has ihtiyaç ve koşullarını gözeterek iktisadi zaferler kazanmak için Türkiye ekonomi modelini uyguluyoruz. Değerli misafirler, 1. İktisat Kongresi bundan tam 100 yıl önce. Cumhuriyetimizin henüz kuruluş aşamasındayken İzmir'de gerçekleşmiş. O dönemdeki iktisat politikalarımızın ana hatları bu kongrede belirlenmişti. Şimdi Türkiye yüzyılına doğru ilerlediğimiz bu dönemde aynı ruh ve aynı heyecanla yine İzmir'de geniş katılımlı bir iktisat kongresini Sayın Cumhurbaşkanımızın himayeleri ve teşrifleriyle tarihi kongreden tam 100 sene sonra tekrar aynı ilde, aynı yerde, aynı mekanda, aynı binada düzenliyoruz. Esasen bu kongre mevcut tüm küresel çalkantılara ve risklere rağmen ülkemizi istikrarlı ve sağlıklı bir şekilde büyütmek ve güçlendirmek, insanımızın refahını her geçen gün daha da arttırmak için aynı inanç ve irade ile çalıştığımızın dosta, düşmana açık bir ilanı niteliğindedir. Her birinizin bu kongreye katacağı çok şey olduğuna inanıyorum. Ve sizleri 17 Şubat 4 Mart 2023 tarihlerinde 1. İzmir İktisat Kongresi'nin düzenlendiği binanın aynı yerinde ve aslında tamamen sadık kalınarak inşa edilen binamızda gerçekleştireceğimiz kongreye davet ediyorum. İlinize, ilimize, ülkemize hepimiz sahip çıkacağız. Bu binanın şu anda 17 Şubat'a yetiştirilecek. 1979 yılında yıktırılarak maalesef bir otoparka dönüştürüldüğünü de İzmirlilerin çok iyi bilmesi lazım. Ve maalesef İzmir gibi bir yerde Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında toplamış olduğu bu bina Büyükşehir Belediyesi tarafından yıktırılmış ve otoparka dönüştürülmüş. Şimdi Vali Bey geçen yıl inisiyatif kullanmış, arsayı bulmuş, sahipleriyle pazarlık yapmış, yeri satın almış, Türkiye Cumhuriyeti adına o bina şimdi kaldığı yerden aslında uygun bir şekilde ve aynı şekilde yükseliyor. Aynen Türkiye'nin yükseldiği gibi. Birinci yüzyıl bitti. İkinci yüzyıla giriyoruz. İkinci yüzyıla 2023 yılında, yani
Türkiye yüzyılının inşa edilmeye başlandığı ve 21. yüzyılın Türkiye yüzyılı olduğu döneme adım atıyoruz. Nerede atıyoruz? İzmir'de atıyoruz. İzmir'e Türkiye'ye sahip çıkıyor. Şimdi tüm başkanlarımıza özellikle teşekkür ediyorum. Valimize, siyaset dünyamız hepsi gerekli desteği veriyorlar. Ve yurt içi, yurt dışından gelecek hocalarla, STK temsilcileriyle, kamu görevlileriyle, bakanlarımızla dolu dolu bir 17 Şubat, 4 Mart geçirecek. Hep beraber buradan güçlü olarak çıkacağız. İktisat Kongremiz küresel ekonomik güç olma yolunda Türkiye ekonomisi ana temasıyla gerçekleştirilecek. Dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girme hedefimiz doğrultusunda bir gelecek vizyonu ortaya koyacaktır şüphesiz. Bu anlamda inşallah güzel sonuçlar alacağız. Biraz sonra toplantımızı da kapalı ortamda gerçekleştireceğiz. Sözlerime son vermeden evvel tüm vatandaşlarımızı Büyük Türkiye İdeamızın etrafında buluşmaya, yarınlarımıza beraberce inşa etmeye davet ediyorum. Çünkü Nazım'ın da söylediği gibi bu memleket bizim, bu hasret bizim. Bu hasreti biz Üstad'ın buluştuğu gibi sağlama bağlayacağız. Ve bu ülke bizim. Bu bayrak bizim. Bu şehir bizim. Birlikte inşa edeceğiz. Hep beraber. 85 milyon. Değerlerimize sahip çıkarak, geçmişten tebarüz eden kültürümüze sahip çıkarak, medeniyetimize ilişkin inançlarımızla güçlü yarınları inşa ederken hep her türlü değer bu ülkenin değeridir bakış açısıyla bir araya gelecek ve yolumuza en iyi şekilde devam edeceğiz. Hiç merak etmeyin. Türkiye 20 yılda ülkemizin altyapı problemlerini çözdü. Devasa yatırımları yaptı. Şimdi buradan arabaya bineriz. 3,5-4 saatte İstanbul'a gidecek. Bunun gibi onlarca, yüzlerce, binlerce eseri sahip bir ülke. Slogan değil bizimki. Bir gerçekliğin dile vurumudur. Bu yüzyıl Türkiye'nin yüzyılı. 21. yüzyıl Türkiye yüzyılı diyor. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Sayın Bakanımıza